Hiç bana anlat. Oralara dikkat edersen. Bu sözünü ettiğiniz çöplük Agora dediğimiz meydanın doğu kenarındaki Roma dönemine ait bir çeşme yapısının kenarındaki boşlukta ele geçti. Çünkü Assos'taki yapılar yapılırken genelde kayalık bir alan olduğu için ana kayanın kesilmesi gerekiyor. Roma dönemindeki çeşme yapılırken de ana kaya kesilmiş. Arada neme karşı önlem almak için yaklaşık yarım metre civarında boşluk bırakılmış. Ve bu boşluklar tabii ki çeşme faaliyetteyken hiçbir şekilde çöp atılmıyor. Fakat çeşme işlevini kaybettikten sonra, kullanılma terk edildikten sonra bildiğiniz gibi bu boşluklar ya da alanlar, mekanlar orada çevrede yaşayan insanların evlerinde açığa çıkan her türlü çöplüğün atıldığı bir alana dönüşüyor. Biz buna Botros adını veriyoruz antik dönemde. Sözünü ettiğimiz bu çeşmenin yanındaki boşluk milattan sonra 2. yüzyıldan milattan sonra 6. yüzyıla kadar yaklaşık ev atıklarının atıldığı bir alan olarak kullanılmış. Bu yüzden de burada ele geçen her türlü parçanın dikkatli toplanması, sonra bunların istatistiğin yapılması, gruplara ayrılıp sonra da bunların tekrar birleşip birleşmediğine bakılması gerekiyor. Bu uzun soluklu ve çok zor bir iş. Biz burada bunu denemek istedik. Çünkü bizim amacımız sadece alanları, mekanları ortaya çıkarmak değil, bu kentteki insanların evlerinde yemekleri nasıl pişirdikleri, nasıl servis yaptıkları, hangi tür hayvanları yedikleri ya da hangi aydınlatma aletli şeylerini, araç gereçlerini kullandıkları gibi yani bir sürü soruların cevaplarını aramamız gerekiyor. Bu soruların cevapları da tabii doğal olarak antik bir çöplükte yer almakta. Bu alanda ki verileri değerlendirmeye başladık. Tabii henüz bitirmedik ama yaklaşık 3 aydan beri bunların üzerinde çalışıyoruz ve sonuçta da bizim Roma dönemindeki sigillata dediğimiz kırmızı astarlı kaplardan başlayaraktan
İşte Afrikan silahı dediğimiz üzerlerinde baskılar olan, haçlar olan seramikler. Onun dışında yine o dönemde tüketilen hayvanlar ve onlara ait çok sayıda kemikler ki bunların başında domuz, büyükbaş hayvanlar ağırlıklı olarak geliyor. Bu besin yanında yine insanların yazı yazmak için kullandığı ya da merhemleri karıştırmak için ihtiyaç duydukları küçük kaşıklar ele geçti ve bu her yerde bulunan bir buluntu ancak Assos'taki bu buluntuyu önemli kılan aslında sözünü ettiğimiz bu stilus dediğimiz kalemler ya da küçük kaşıkların balıkların sırtlarındaki yüzgeçlerindeki kemiklerden yapıldığını öğrendik. Ve bu tabii ki bizim için önemli. Bugüne kadar çünkü biz bu tür aletlerin üretildiğini biliyoruz. Fakat bunlara ait ham maddeyi bulma şansımız yoktu ama bu çöplükte balık kemiklerinden üretilmiş olan aletlerin yanında da henüz işlenmemiş olan ham maddelerini bir arada gördük. O yüzden de bu hem arkeoloji hem de üretim teknikleri açısından oldukça önemli. Paryo'da şey tabii mermere çok yakın bir yer. Dolayısıyla önemli bir yer. Bereketli toprakları var aslında. Irmağın adı. Sonunda rüzgar estiği zaman, eğilir bir yer. O zaman. Hı. O yüzden önemli.